Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Bugünkü dersimiz dua hakkında olacak. 24. mektubun 1. zeyli dua hakkındadır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla dua'ukum. Yani ey insanlar, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Cenab-ı Allah insanları duaya davet ediyor. Kur'an'daki ayetin 5 nüktesini dinle. Evet, biz 1. nükteyle devam ediyoruz. Dua bir sırrı azim ve ubudiyettir. Yani kulluğun büyük sırrı olan duadır. Sırrı azim ve ubudiyettir. Belki ubudiyetin kulluğun ruhu hükmündedir. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua 3 nevidir. 1. nevi dua istidat lisanıyladır ki, yani kabiliyet lisanıyladır ki, bütün hububat, tohumlar lisan-ı istidat ile fatır-ı hakime dua ederler ki senin nukuş-ı esmanı mufassal göstermek için, yani senin o güzel isimlerini detaylı göstermek için bize neşru nema ver. Evet, küçük hakikatimizi sümürle ve ağacın büyük hakikatine çevir. Hem şu istidat lisanı ile dua nevinden birisi de şudur ki esbabın içtimai, yani sebeplerin bir araya gelmesi, müsebebin icadına bir duadır. Meydana gelecek olan eserin icadına bir duadır. Yani esbab, sebep bir vaziyet alır ki o vaziyet bir lisan-ı hal hükmüne geçer ve müsebbibi meydana gelecek olan Kadir-i Zülcelal'den dua eder. İsterler. Mesela su, hararet, toprak, ziya bir şekilde etrafına bir vaziyet alarak o vaziyet bir lisan-ı duadır ki bu çekirdeği ağaç yap ya Halık'ımız derler. Evet, demek ki su, hararet, toprak, ziya ne yapıyor? O çekirdeğin etrafında bir nevi dua ediyorlar. Yani lisan-ı hal ile bu çekirdeğin neşru nema olması için manen dua ediyorlar. Bu çekirdeği ağaç yap ya halkımız derler. Çünkü o mucize-i harika-i kudret olan ağaç, o şuursuz, cami, basit maddelere havale edilmez. Suya, hararete, toprağa, ziyaya havale edilmez. Havalesi muhaldir. Demek, içtimai esbab, sebeplerin bir araya gelmesi bir nevi duadır. Yani o çekirdeğin ağaç olması için su, hararet, toprak, ziya bunlar bir nevi dua hükmüne geçiyor. İkinci nevi dua ihtiyacı fıtri lisanıyladır ki bütün zihayatların iktidar ve ihtiyarları dahilinde olmayan hacetlerini ve matlablarını, istekleri ummadıkları yerden vakti münasipte onlara vermek için Halık-ı Rahim'den bir nevi duadır. Çünkü iktidar ve ihtiyarları haricinde, istek ve arzuları dışında bilmedikleri yerden vakti münasipte onlara bir Hakim-i Rahim gönderiyor, elleri yetişmiyor. Demek o ihsan dua neticesidir. Elhasıl bütün kainattan dergah-ı ilahiye çıkan bir duadır. Esbab olanlar, sebep olanlar müsebbibatı Allah'tan isterler. Mesela müsebbibat ağaç olmayı. Bunlar hepsi bileşiyorlar ve Allah'tan ağaç olmayı isterler. Üçüncü nevi duayı ihtiyaç dairesinde zihşuurların duasıdır ki bu da iki kısımdır. Yani şuur sahibi olanların duasıdır. Bu da iki nevidir. Eğer ıstırar derecesine, yani çaresiz bir derece düşmüş birisi
veya ihtiyacı fıtriye tam münasebettar, fıtri ihtiyacı tam münasebettar ise veya lisan-ı istidada kabiliyet insanına yakınlaşmış ise veya safi halis kalbin lisan ile ise eseriyeti mutlaka ile makbuldur. Evet, bu üç şartın meydana gelmesi lazım. Bunlar olursa o zaman makul olur. Evet. Zişuların duası izrari derecesinde olsa, ondan sonra lisan-ı istidat olsa veya lisan-ı safi, halis kalb niyetiyle istense esiyet-i mutlaka ile makul olur. Burada bir zafiyet var. İnsanların zafiyet göstermesidir. Eğer bu şekilde olursa bu sefer bu dua da makbuldur. Terakkiyat-ı Beşeriyenin kısmi azabı ve keşfiyatları bir nevi dua neşesidir. Evet. Demek ki burada beşerin terakki etmesi de bir nevi bu duaya bağlıdır. Bir nevi dua neşesidir diyor. Havariki medeniyet dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar-ı iftihar zannettikleri emirler manevi bir dua neticesidir. Halis bir lisan-ı istidat, halis bir kabiliyet diliyle istenmiş, onlara verilmiştir. Lisan-ı istidat ile ve lisan-ı ihtiyacı fıtri ile olan dualar dahi bir mani olmazsa ve şera-i idealinde ise daima makbuldürler. Lisan-ı istidat kabiliyet lisanıyla ve ihtiyacı fıtri ile istenen dualar bir mani olmazsa daima makbuldür. İkinci kısım meşhur duadır. O da iki nevidir. Biri fiili, biri kavli. Biri fiilen yapılan, biri de kavli. Konuşma ile. Mesela çift sürmek fiili bir duadır. Rızkı topraktan değil, belki toprak hazine-i rahmetin bir kapısıdır ki rahmetin kapısı olan toprağı saban ile çalar. Tarih kısımlarının tafsilatını tayyede geçin. Yalnız kavli duanın bir iki sırlarını gelecek iki üç nüktede söyleyeceğiz. İnşallah bu bir iki nükteyi de bundan sonraki dersimizde devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.